Selam dostlar. Bildiğiniz üzere şu anda Netflix platformunda çıkan sevişmeli uyuşturuculu yönergeleriyle kendini bulmak, kendini kaybetmek, kendini elde ettirme tarzında filmler aşırı olduğu için ve filmler veya dizilerin konseptleri ne kadar güzel olsa da sunum yaparken sadece hormonların konuştuğu için Netflix yapımlarına fazlasıyla ön yargılıyım. Queen's Gambit'i gördüğümde aha dedim. Bir haftalık su faturası bir aya çıkacak. Tabii böyle olmadı ve ben haksız çıktım ki güzel yapımlarda haksız çıkmak gerçekten iyi. Peki Queen's Gambit nasıl bir dizi? Dostlar ilk başta demeliyim ki Sherlock tarzı, sosyopat dahi tarzı bir dizi seviyorsanız bu diziyi gerçekten öneririm. Dizi mini bir dizi olsa bile bana göre çoğu dizinin kolaylıkla yapamayacağı bir şey yaptı. Ben normalde 10 bölümlük veya 24 bölümlük sezonluk dizilerin sonlarına doğru karakterlere yavaş yavaş bağlanmaya başlarım. Fakat bu dizi 7 bölüm ve dedim ki içimden bana ne anlatabilir? Karakterlere nasıl bağlanırım? Aslında dizi diyaloglarıyla, mekan seçimleriyle, kostümleriyle, burayı pek konuşmam ama kamera açılarıyla, senaryosu ve muazzam karakterleriyle bu dizi beni kendisine bağladı. Bu tür bağlandığım yapım oldu mu önceden mini dizi tarzı? Evet, 11-22-63'e bu kadar bağlanmıştım ve ara sıra açıp izlerim. Konusunu anlatmadan önce dostlar dizinin geçmişiyle ilgili ufak bir bilgilendirme var. Diziyle ilgili ilginç olan konuysa romanın daha önce 3 kez filme uyarlanmaya çalışılmış. Ama bu projelerin hepsinin çekimleri başlamadan rafa kalkmış olması. Bu girişimlerden en sonuncusunda Heath Ledger'ın filmin yönetmenliğini üstlenmesi, başrolünde ise Ellen Page'in yer alması planlanmış. Ledger'ın zamansız ölümüyle proje Anya Taylor-Joy ile bir diziye dönüşene kadar yeniden rafa kalkmış. Heath Ledger ve Ellen Page iki efsane oyuncu. Bu yapım bu iki aktörün elinden çıksa daha iyi olur muydu? Bu soru tarzı Alex Fener'den gitmese hala iş görür mü tarzında? Yani belirsiz ama Heath Ledger ve Ellen Page'in elinden çıksaydı bu yapım seveceğimden emindim. Dizinin konusu bir trafik kazasında annesini kaybettikten sonra yetimhaneye yerleştirilen 8 yaşındaki Beth, bu yetimhanede bir yandan satranca karşı olan sıra dışı yeteneğini keşfederken bir yandan devlet tarafından çocuklara verilen sakinleştiricilere bağımlılık geliştirir. Kişisel sorunlarıyla, uyuşturucularla ve takıntılarla dolu bir hayat süren Beth, satranç yarışmalarının erkek egemen dünyasında yerleşmiş geleneksel sınırları fethetmeye kararlı adımlarla ilerlerken, dışlanmış olduğu kadar yetenekli ve göz alıcı bir figüre dönüşür. Kısaca dizi aslında bir kadın olmayı anlatıyor diyebilirim. Peki bunu içki, seks veya uyuşturucu sahneleri ile mi bu kanıya vardım? Kesinlikle hayır. Doğru ve gerekli yerde işlendiğinde bu tür sahnelere karşı değilim dostlar. Beth ne kadar sosyopat bir dahi olsa bile karakter yetimhanede doğup satrançta ve kadınlar adına dünya şampiyonluğunu oynuyor. Yani şu aralar gerçekten ihtiyacım olan bir senaryo mantığı. Senaryo iyi fakat sadeliği ile iyi. Dizi normal bir şekilde Beth'in hayatını anlatıyor. Dolambaçlı, vurmalı, kaçmalı bir olay yok. Forrest Gump gibi çocukluğundan yetişkinliğine kadar izliyoruz. Bu çok hoş ya. Çünkü hem sıkıntısında hem mutluluğunda hayatına kimin girip onda ne etki bıraktığından psikolojik durum yüzünden bağımlı olduğunda ve hepsini çevrenin Joeline hariç azıcık yardımı olup da bağımlılığını yendiğinde yani başardığında ben onun hayatını izleyen diğer kişiydim. Neden Joeline hariç dedim? İlk başta söylemeliyim ki bu karakter dizinin hem erkek Fatması hem de bir nevi Beth'in dünya şampiyonluğuna oynamasına yardım eden kilit karakter. Ve benim dizideki fav karakterim. Yetimhaneden sonra bu ablamızı ne zaman göreceğim, ne zaman gelecek diye bayağı merakla bekledim. 5. bölümün son sahnesinde dizi çok güzel bir fake atıp Joel'in reisi görünce dedim ki oğlum bu dizi harika ya. Dediğim gibi dizi hoş ve iyi. Dizi izlerken bayağı rahatladım. Hani bizim nesil uyumak için şarkı, video veya klasik müzik ya da yoga müzikleri falan açar. Uyumak için, rahatlamak için. Yemin edebilirim fakat kanıtlayamam bu olayı. Her neyse dizi izlerken resmen günün yorgunluğunu atmış bir şekilde izliyordum. Müziklerden mi yoksa mekan seçimlerinden mi bilemem. Ama dizi harbi rahatlattı beni. Söyleyeceklerim bu kadar. Vakit kaybetmeden bu diziyi izleyin. Görüşürüz dostlar.